Çatta kamera yok. Bu bir soygundur. Çabuk soyun! Soyunun! Soyun lan! Bir soyun diyor abi. Abi! Bak anlamı kitabıma sıkarım. Sikmeseler bari. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Konu başlığından da biliyorsunuzdur. İlk önce konu temelini bir anlatalım. Yukarı kartlar bölümünden bu listenin hangi oynatma listesine ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Bugünkü konumuz bakımlarla ilgili. O yüzden oynatma listemizden bakımlar kısmına tıklayarak diğer bakımlarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim, eğer bu videoya abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Küçük de bir şey söyleyeceğim. Artık hani yıllardan beri şunu söylemekten bıktım. Ha ben zaten çok söylemiyorum böyle hani bana abone olun, işte şuna olun filan. Her konu başlığında bunları belki de söylüyorum artık, yavaştan yavaştan söylemeye başlıyorum. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ya bakıyorum etrafta, görüyorum. Sadece kız olduğu için sadece 1 milyon izlemesi var. Benden fazla abonesi var. Ya bu nasıl bir saçmalık? Bakın arkadaşlar, ben bunca yıl size bir şeyler vermeye çalışıyorum. Herhangi bir prim atmıyorum bu konularda işte. 16 santim uzak. Ne konu bakımından? 3 ayda filan diyerek konuya girişmiyorum zaten. Sizden küçük bir ricam. Ya görüyorum bununla ilgili 3-4 tane video çektim. Ve hani hepsi de 100 bine, işte 400 bine ulaşmış. Nereden baksanız. Hadi 300 bin foz olsun desek. Ya birer abone olsanız 100 bin olur. Ben de bununla peşindeyim. Hani bir kanalım 100 bin olsun artık diyeceğim ki. Ulan bırakacağım YouTube'u filan diyeceğim. Ama şu plaketi almak istiyorum ya. Sizden küçük bir ricam. Eğer bu şey işinize yarıyorsa, beğendiyseniz, 3-4 tane şey çekmişiz. Gerçekten işe yarayan yorumları da gördük biz. Şuraya da yorumları da koyalım isterseniz. Gerçekten çok fazla işe yarayanını gördük. Ama kalk küçük bir şunu unutuyorsunuz ya. Şöyle yapacaksınız. Sadece abone ol, bildirimi aç yapacaksınız. Bu kadar. Başka bir şeyiniz yok. Sadece abone olacaksınız. Çok zor mu? Sizin için çok zorsa olmayın. Ama ben burada yaptığım şeylere bakıyorum. Ya ben etrafa prim atmıyorum. Çabalıyorum her gün. Deney faresi gibiyim. Ya kendimi deney faresi gibi. İlk önce kendime dönüyorum. Ondan sonra size öneriyorum. İşte bakımları alıyoruz. Denemeye başlıyoruz. Ben bunu bir ay deneyip size veriyorum. Lütfen. Hiç yoktan hani birazcık bana acıyın ya. Hani deney faresi gibi. Lan bu çocuk bizim için uğraşıyor. Deney faresi gibi. İlk önce kendisi zar alıyor. Ondan sonra zar alamadığı zamanları çıkarıp içinden size veriyor. Bunu düşünen yok. Şunu söyleyeceğim. Gerçekten işe yarıyorsa ve bunu kullanıyorsan abone olmayı unutma. Eğer abone olmayıp işe yarayıp denediysen bunu da hakkımı helal etmiyorum kardeşim. Bu kadar basit. Helal etmiyor. Ederin armadınız. Şimdi gelelim konuya. Biz bakımımızı yaptık. Bir de küçük birkaç tane tarif vereceğim. Bundan önceki yöntemlerde 2.2 santim sonra 2 santime kadar ulaştırdık. Bir insanın saçı ayda 1.25 santim uzar. Doğru mu? Doğru. Normal bir insanınki. Benimki 1 santim uzuyor. Benimki çok kısa uzuyor arkadaşlar. Gerçekten öyle. Ben bakımlarla hızlı uzatmaya çalışıyorum. En son 2-3 tane bakım yaptık. İsterseniz o bakımları şu kartlar bölümünden tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Seçebilirsiniz. İstediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Bu yapacağım şeydeki 3.2 santime ulaştı. Bana göre belki size 4 santim uzatacak. Yani çünkü benim saçlarım biraz kısa uzuyor. Şunu söyleyeceğim özellikle. Birkaç tane yöntemimiz var. Bunları da yapalım. Birincisi uyku düzenimiz. Saat 10'da yatılacak abi. Düzgün bir şekilde uykumuz alınacak. Sabah 8'de kalkılacak. Su içilecek. Sonra kahvaltı yapılacak. Kendinize çeki düzen vereceksiniz. Yeme besinleriniz saç ağırlıklı olacak. Bunun gibi muz, vitaminler, meyveler takviye edeceksiniz. Netten araştırabilirsiniz. Saç için hangi meyveleri tüketmeliyim şeklinde. O da sizin işinizde hız uzamanızı sağlayacak. Gelecek olursak. Bir diğer bakımlarımızı da seçebilirsiniz. İsterseniz orada da farklı farklı yöntemlerimiz olacak. Şimdi gelelim en önemli kısma. Bugün biz bir bakım yaptık. Bu bakım çok soruldu. İşte bir bayan arkadaşım sordu. Ya bir ayda saçını çok hızlı uzattın dedi. 4 santime yakın uzattım gerçekten. Sordular, merak ettiler. Bir de saçın uça vurdurmuş. Çok görüyorum böyle. Sizden gelen yorumları da gördüm. İşte hani ya bir şey yapıyorum ki ve işe yarıyor ve yorumlarda olumlu sonuçlar oluyor. Gerçekten öyle. Ve bunun da testlerini de göstereceğim size. Test de yaptıracağım size. Bu şekilde de sonuca ulaşacaksınız. Hadi bir an önce geçelim. Öncelikle elinize bir eldiven takın. Hijyenik açısından hem de bakteriler falan girebilir yaptığımız malzemelere. O yüzden bir eldiven takarsanız sizin açınızdan daha hijyenik olur. Şimdi bir an önce elimizdeki malzemeleri sayalım. Burada görünen yumurta tam bir yumurta. Şurada görünen rendelenmiş soğan. Şurada görünen patates rendelenmiş. Bal, zeytinyağı, bir damla da limon kullanacağız. İlk önce ne yapıyoruz? Hemen şöyle yapıp göstermeye başlıyorum. Kullanılan patatesin boyutu bir tane patates orta boy. Soğanı yarım yapıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Soğan yarım bir soğan. Orta boyun yarımını kesip sıkacaksınız. 1-2-3 damla çıkması yeterli olur sizin açınızda. Burada gördüğümüz 5 kaşık zeytinyağı. Burada gördüğümüz 3 kaşık bal. 1 kaşığı heba olacak. Çünkü içinde kalıyor. 1-2 damla limon. Yeterli olur. Çok fazla sıkmayın. İdareyle sıkın. Şimdi bu karışımı birbirine karıştıracağız. Karıştırma işlemi tamamladıysanız kıvamımız bu şekildedir. Şimdi geçecek olursak
Hanımlara da söyleyelim. Biz şu an benim saçım kısa diye ideal bir şekilde yaptım. Bu bile bana fazla. Ölçenizi siz de bu şekilde arttırabilirsiniz. Eğer saçınız uzunsa 3 kaşık bal yerine 6 kaşık yaparsınız. Zaten içinde 1 kaşığı duruyor nereden baksanız. Yağda zaten 5 kaşık demiştik. Ölçeyi bir fazla yaparsınız. 5 daha üstüne katarsınız. Yani ölçek değişmiyor. Saçınız uzunsa aynı şekilde. Bu sefer ben bir tane orta boy demiştim. Siz büyük boy kullanırsınız. Tam soğan kullanırsınız. Ölçek şu an erkek ölçeği. Bayanlar da isterse çoğaltabilir ölçeği. Şimdi etrafı dikkatli şekilde bir temizleyelim. Etrafa kirlik de vermeyelim. Ve karıştırdığınızdan emin olun iyice. 2 dakika karışsın. İçindeki bal mal falan, yağ falan iyice içine karışsın. Sonra hijyen açısından, yani giymediğiniz bir kıyafetiniz olsun. Ve etrafı fazla kirlemeyin. Bir havlu alın. Çok da kıyafetinizi kirlemeyin. Etrafını da saralım. Hızlı bir şekilde uygulamaya başlayalım. Bari doğruyum mu? Ameno, ameno, latire. Hindistan'daki Budistlere benziyor bu lan. Bari vallahi geri zekalı. En çok sorunlardan bir tanesi. Abi bu artık alanı ne yapalım? Kıçına koy. Ayıp olur canım. Koy. Pişir ya kardeşim. Her şeyin vitamini kabuğundadır. Yiyebilirsin. Böyle manyak manyak sorular soranlar var. At gitsin ya. Uğraşma bu kadar. Buna özen gösterme bu kadar ya. Bu zaten kokuyor. İster istemez şöyle bir bak. 2 dakika daha dursun burnunu deler geçer bu. O yüzden bunu atmaya çalış. Böyle şeylere girişmeyin. Yıkama biçimini anlatacağım. Ve de kullanacağımız yağlar falan olacak. Onları da anlatacağım. Tabii ki ilk önce bir yıkayacağız. Şampuanınız çok önemli değil. İstediğiniz şampuanı kullanırsınız. İşte şu şampuanı kullansak daha mı iyi olur falan. Şeyine girişmeyin. Önemli olan kısım şu. Ilık suyla böyle 2-3 dakika yıkayacaksın. Masaj yapar gibi. Kokuyor diyenler var. Çok fazla parfüm sıkmadan ama uzaktan da sıkabileceğiniz şekilde. Biliyorsunuz parfüm saçları kurutuyor. Çok iyi bir şey değil saça parfüm sıkmak, kolonya kullanmak. Saçı beyazlatabilir. O yüzden yapacağınız şey şudur. Yukarı doğru sıkarsınız. Şöyle kokusunu dindirmek için çok fazla saçınıza girmez. Sonra yapacağımız işlem hafif şöyle nemli gördüğünüz gibi. Herhangi bir argan yağı. Ben Arise'yi de kullanıyorum ama sizde yoksa argan yağını kullanabilirsiniz. Ben daha çok Arise'yi kullanıyorum. Aklınızda bulunsun. Daha az olmasını sağlıyor. İçindeki Hindistan cevizi yağı falan var. Sizin açınızdan isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Veya Hindistan cevizi yağı da alıp kullanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Bayanlar da kullanıyorsa saçı daha kolay taranmasına yardımcı da olur bu argan yağı. Haberiniz olsun. Biraz sıkacağım. Elimle iyice yedireceğim şu etraflarına falan. Fön çekeceğim ardından. Yatmadan önce unutmayın hanımefendiler ve beyefendiler. Saçlarımızı her zaman kuruyoruz fönle. Ben yatmaya gireceğim artık. Uykum da geldi. Saçı ıslak bir şekilde yatarsanız saça çok fazla zararı var. Kırıkların oluşmasını sağlıyor. Saçta yağlanma söz konusu oluyor. O yüzden saçınızı asla ıslak yapmayın. Tekrardan söylüyorum. Fönü bakım yaptığımız zaman çok yakın yapmayalım. Bu fön makinesi çok fazla ısıtan bir fön makinesi değil. Saçı yakmadığı için. Voltu da düşük olduğu için saçımı yakmıyor. Eğer sizdeki iyi profesyonel bir fön makinesini daha uzak tutun saçınızdan. Biz koruma amaçlı yapıyoruz bunu. Fön çekmiyoruz sonuçta. O yüzden bakım yaparken buna da dikkat edelim. Saçın kurulandığına da emin olun. Ondan sonra istediğiniz şekilde yatın, uyun. Şimdi bakımı yaptık. İnsan merak eder. Abi bu bakımın içindeki özellikler ne işe yarıyor? İçindeki malzemeler ne işe yarıyor? Bunlar çok önemli. Bunları ben şahsen bilmek isterim. Sizler de bilin. Bal saça ipeksilik veriyor. İpeksilik verdiği için böyle hafif kayganlaşmasını, böyle saçta doku kazanmasını sağlıyor. Ve gerçekten çok güzel. Saça hızlı bir uzama sağlamasında bir numaralı önlerden bir tanesi. Limon. Saçın ferahlamasını sağlıyor. Deri ciltlerine hafif böyle açılmasını, kendisine ferahlık vermesini. Saçın böyle hem bakımda biraz kokuyor, kokuyor diyerek söyledikleri için... Limon çok şartname değil aslında. Hani çok kullanmanız gerekli bir şey değil. Ben kokusu ve ferahlığı için biraz uzamasına inandığım için kullanıyorum. Sizler isterseniz limonu kullanmayabilirsiniz. Soğan suyu bıyıklarda falan çok kullanılıyor. Ve saçı gerçekten uzattığına böyle biz gözlemledik. Gerçekten uzadığını fark ettim. Ve o yüzden soğan suyunu kullandım. Patates suyu biliyorsunuz yanıklarda patates suyu çok kullanılıyor. Saçın derisinde kullanırsak ne gibi sonuçlar alır diye örnekleme yaptık. Ve gerçekten hafif deri onarmasını veya derilerde böyle şeyiniz falan varsa, deri sorununuz varsa patates suyunu kullanabilirsiniz. Ve saçı hafif bir onarma işlemi yaptığı için saç hafiften biraz daha az uzamasını sağlıyor. Zeytinyağı. Bu zeytinyağı var ya her şeye şifa. İçin isterseniz de gerçekten şifalı bir şey. Saçınızı uzamasını sağlıyor. İpeksilik ve kayganlaşması. Böyle elle gezirken kayganlaşmasını hissedebilirsiniz. İlk kullanımda sadece zeytinyağı kullanın. Zaten farkına varacaksınız. Yumurtayı hepimiz biliyoruz. Kaç kere söyledim. Parlaşmasını sağlıyor. Yani saçı parlaklaştırıyor. Beyazını da kullanırsanız hafif saçta onarımlık veriyor. Ve yani beslemeye çalışıyor. Ve saçı beslediği için hızlı bir uzamaya sağlıyor.
sağlıyor. Bu bakımı ben denedim. Hepsini bir arada karıştırdım. Denemeye başladım. Deney küpüyüm ben çünkü. Deney faresiyim. Benim bir sürü sorunum var. Manitam gaza etmiş. Ondan sonra bir sürü sorunum var. Gelip size fare gibi kendi üzerimde deneyip size veriyorum. Siz bana bir aboneyi çok görüyorsunuz. Ben ne yapayım? Bayan arkadaşlarımızdan da çok gördüm böyle. Üç saçın üç numarayı kestirmiş. Ya bunun için bana yardım et. Bunun için yardım et. Ben öyle herhangi bir prim yapmıyorum. 3.2 santim uzatıyor. Test etmek için kullanmadan önce saçınızdan bir tel koparın. Koparın, kenara koyun. Sonra bakım uygulayın. 8 gün 4'er 4'er gün uyguluyorsunuz. 4'er günün sonucu 9. günde saçınızdan bir tel daha koparın. Ve kopardığınız o teli ölçün bakalım ne kadar uzamış. Hemen öğrenebilirsiniz test edip. Sonra abi işe yaramıyordu filan diyerek konuşanlar var. Sen ürünü bir kere kullandın. Sonra işe yaramasını mı bekliyorsun? Bu biraz zor. Bir ay, iki ay kullan. Gerçekten sonuca memnun kalacaksın. Herkes bana sordu. Abi bir ayda nasıl bu kadar uzattın ya? 6 santime yaklaşmış. Nereden baksan filan dediler. Gerçekten uzattım yani. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar benim saçım 4-5 santim. Uzattım yani. Nedir bu? Ben deniyorum, size veriyorum. Başkalarından böyle hani alıp netten işte yazarak. Ben blokları da ben yazıyorum. Saçla ilgili her şeyi. Kaç tane web sitem var benim. Blokların yerden çoğuna saç ile ilgili şeyleri ben yazıyorum arkadaşlar. Bunda bir şeyimiz var ki bunca yıl bir yere gelmişiz ki emek var burada. Siz bana bir aboneyi çok görüyorsanız yapacak bir şey yok. Ama eğer sen bu ürünü deneyip memnun kalıp bana abone olmuyorsan hakkımı helal etmeyeyim. Gelecek olursam bir videonun daha sonuna geldik. Bakımlar kısmımız bu kadardı. İnşallah saçınız daha uzun uzar. Ben de size böyle içeriklerim oldukça çekmeye başlayacağım. İnşallah daha uzunlu yakalarım. Kendim biraz daha deneyip öğrenirsem size böyle daha işte 4 santim 5 santim uzatan bakımlar denemeye çalışırım. Ama en fazla bu kadar. Elimden de gelen bu kadar. Desteğinizi bize çok görmeyin. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.